İyi bayramlar. Afişe hoş geldiniz. Türkiye'nin en özel seslerinden biri olan Fatma Turgut'la beraberiz. Bize de aynı zamanda gitaristi Barış Ertunç eşlik edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasıl geçiyor bayram? Şahane geçiyor. Bizde her şey çok yolunda. Sizde ne var? Bizde de gayet yolunda. Biliyorum ki koşuşturmacanız da çok bu dönemde. Çünkü albüm çıktı. Evet. Elimde Dünya adlı albüm. Biraz bahsetmek ister misin? Tabii ki. Albümle ilgili geri dönüşler nasıl? Nasıl gidiyor her şey? O kadar güzel gidiyor ki. Tepkiler çok güzel ve uzun zamandır beklenen bir albümdü. Yani beni seven, takip eden insanlar tarafından. Dijitalde zaten ilk önce dinledik. Her yerde var. Onun dışında 6-7 ay neredeyse galiba, değil mi Barış? 7 aylık bir stüdyo süreciydi. İki tane single'ın vardı daha öncesinde. Daha önce iki single yapmıştım, yayınlamıştım. Model grubundan seni tanıyoruz zaten. Aynen öyle. Artık kendin devam ediyorsun. Kendim devam ediyorum. İlk başına yoluna. Her şey çok yolunda. Tek başımayım diyorum ama şahane bir ekibim var. Sonra evet. De bana eşlik eden. Aynı zamanda albümde de birlikte çalıştık. Onlar çaldılar enstrümanları. 6-7 ay bir stüdyo süreci. Tabii onun öncesinde 1,5 senelik bir hazırlanma süreci. Şarkıları hazırlama. Deli işi diyorsun Fatma, biliyorum. Ya kapanalı mı o kadar stüdyo? Evet. Artık şu an herkes single veriyor, tamam. Single veriyor, tamam. Gerçekten 10 yeni şarkı. Biraz canımız çıktı ama kesinlikle değdi diye düşünüyorum. Nelere çok özendin? Nelere çok dikkat ettin? Albümle ilgili neler söylersin? Albümle ilgili... güzel bir iş yapmam gerekiyordu. Özellikle bir oluşumun içerisindeydim. O grup dağıldıktan sonra bence güzel işler yapmış bir gruptu. O yüzden en az onun kadar iyi bir şey sunmam gerekiyordu. Ve bu da beni biraz stres altına soktu. Tabii. O yüzden ama onu, o düzeni çok güzel ayarladık diye düşünüyorum. Şarkıları seçerken de, şarkıları aranje ederken, düzenlerken de, kaydederken de. Çok inanılmaz keyifli bir süreçti benim için. Her güzel işi yapmak çok büyük keyif ama bir yandan da stresi onun üzerine nasıl çıkacağım, değil mi? Ayrı bir strestir diye düşünüyorum. Affetti beni. Albümde kimlerle çalıştınız? Barış, senden dinleyelim biraz albümle ilgili detayları. Vallahi işte biz sahnede de Fatma'ya eşlik ediyoruz. Ozan İnam davulda, Hüseyin Deniz bas gitarda. Biz çaldık albümde de. Babacım da kayıt aşamasında da Tarkan Gözübüyük, Ozan Tügen, Cihan Barış. Yani 7 kişi şarkıları oturup minimal bir setup'la çalıp, çalarak düzenleyip daha sonra büyük setup'a geçip albüm kaydını tamamladık. Çok keyifli bir süreçti. Ne güzel. Birlikte orada olmak. Yani hiç iş gibi gelmiyor bize. Evet, ne güzel. Çok eğlendiğimiz için. Gerçekten. Siz eğlenirseniz herkes eğleniyor zaten. Biraz klip düşünüyor musunuz? Kliplendirmeyi düşündüğünüz parça var mı? Şöyle çok diyeyim. Güzel şarkılar var içinde çünkü. Teşekkür ederim Nefse. Şöyle diyeyim. Ya elimden geliyorsa, gelebilirse bütün şarkılara klip çekmek istiyorum. Sanki klip çekilmeyen böyle bir... yani... arada yok oluyormuş gibi geliyor değil evet, mi? Evet, bir de yani, kliplendirilince daha çok insanlara ulaştırma tabii. Kolay oluyor. O yüzden elimden geldiğince, şimdi bir de artık dijital elimizde her şeyi görebiliyoruz. Evet. Hangi şarkı daha çok seviliyor, hangi şarkı daha çok dinleniyor. Birazcık ona göre şekil vereceğim klip çekmek için şarkılara. Benim favorim var albümde 5 tane şarkı. 5 tane, ne güzel. Evet, o yüzden ama insanların da sevdikleri, takip ettikleri önemli tabii ki. Sonbaharda yeni bir klip daha vermeyi düşünüyorum. Belki onun öncesinde yaza başka bir projede başka bir şey vardır ama şu an çok konuşamıyorum. Bir tür bir albümde yer alıyorum. O yüzden orada güzel bir şarkı seslendirdim. Haziran sonu. O çalışmalar da çok böyle güzel oluyor. Çok keyifli, çünkü, çok keyifli. Gerçekten yani de albümün öyle. Dışında da farklı albümlerde hem dinleyici için de çok güzel bir şans oluyor bu. Şimdi duygusal bir albüm olmuş. Aşk şarkıları çoğunlukta nasıl, kırılgan mı? Güçlü mü? Sen nasıl tanımlıyorsun albümü? Albümü hep bunu söylüyorum. Bu döneme kadar çıktığım televizyon programlarında, radyolarda. Hayatım sonuna kadar gururla taşıyacağım bir albüm oldu. Çok güzel şarkılar var. Çok güçlü bir albüm bence. Evet, güçlü bir albüm. Olabildiğince o hale getirmek için çok uğraştık zaten. Ve vokal kayıtları sırasında da yine Tarkanlar sağ olsun eşlik ettiler. En güzel nasıl olur, en iyi nasıl söyleriz, en iyi nasıl yorumlarız, en iyi karşı tarafa nasıl geçiririz. Üzerine çok çalışılmış, iyi niyetle, sevgiyle yapılmış güçlü bir albüm bence. İnşallah dinleyici de karşılığını bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel şarkılar var içinde. Şimdi hemen bir tanesini dinleyelim istiyorum olur. Sizden. Çıkış parçasını yapalım. Çıkış parçası. Müziği Can'a ait, yamponamaya. Sevgili Can'a da selam olsun buradan. Thank you.
bir çıkar yol göster bana, zalim olmasın. Yine sev beni, öyle sev ki halim olmasın. Olur var mı söyle bana benim olmanın. Harman oldum ortasında bu deli ormanın. Ele güne beni sor, sor beni yollardan. Kimdir kaldı bu zalim masaldan? Bir varmış, bir yokmuş ve fırtına kopmuş. Elimizde ne varsa kanıyor. Solsun resimler, aşk ölmüş desinler. Sen gül, benim içim yanıyor. Hadi biraz ümit ver bana, neden olmasın? Yokluğun umutsuzluğa bedel olmasın. Olur var mı söyle bana benim olmanın. Yoksa yok deme, faydası yok yüzüme vurmanın. Ele güne beni sor, sor beni yollardan. Kimdir kaldı bu zalim masaldan? Bir varmış, bir yokmuş ve fırtına kopmuş. Elimizde ne varsa kanıyor. Solsun resimler, aşk ölmüş desinler. Sen gül, benim içim yanıyor. Bir varmış, bir yokmuş ve fırtına kopmuş. Elimizde ne varsa kanıyor. Solsun resimler, aşk ölmüş desinler. Sen gül, benim içim yanıyor. Sen gül, benim içim. Harika bir parça olmuş. Gerçekten çok güzel. Çok da güzel çaldınız. Çok da güzel yorumladınız. Teşekkür ederiz. Zaten. Müthiş dinlendirici. Gerçekten çok keyifli bir parça. Yaşasın. Peki şimdi Fatma Turgut olarak devam ediyorsun. Nasıl bir deneyim bu şekilde yola devam etmek? Neler değişti senin açından? Biraz onları dinleyelim istiyorum. Tabii. Değişen neler oldu? Neler eklendi? Neler çıktı? Çok şey değişti. Çok şey değişti. Dediğim gibi o bir oluşumdu ve her şeyi birlikte karar veriyorduk. Her şeyi birlikte yapıyorduk. Aramızda iş bölümü vardı. Evet. Şimdi bu bütün işlerin hepsi bana kaldı. Bu açıdan zor. Zor. Keyifli de. Evet. Bunun tadını da sevdim. Her şey yolunda, evet. Ama dediğim gibi işin patronu sen oluyorsun. Günahıyla, sevabıyla senin oluyor her şey. Öbür türlü tabii bir fikir birliği de gerekiyor. Tabii elbette. O yüzden ama başka bir oluşum, başka bir kimya. 4-5 kişinin bir araya gelip müzik yapması çok zor. Ama hallediliyordu iş bölümü. Şimdi her şey bana kalmış durumda. Çok bir anlamda keyifli, dediğim gibi. Bunu sevdim aslında. Risk almayı da seviyorum. Ama şahane bir ekibim var. Yıllardır birlikteyiz. Güzel bir ekibim var. Onlar da destek oldukları için gayet keyfim yerinde. Peki Türkiye'de sence genel olarak müzik gruplarının yaşaması zor mu? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Zor, zor bir iş. Yani gerçekten neden? Zor bir iş. Hepsinin bir ömrü oluyor. Çünkü dediğim gibi bir araya gelip birlikte bir şey üretmek, birlikte bir şey çıkartmak çok keyifli tabii aynı zamanda. Tabii. Ama bir yerden sonra evde yaş aldıkça galiba insanların... Evet. Fikirleri değişmeye başlıyor. Öncelikleri değişmeye başlıyor. O yüzden grup müziği yapmak zor. Bilmiyorum, Barış'ın da grubu vardı. Hı hı. Sen ne diyeceksin bilmiyorum. Sen bir nasıl değerlendiriyorsun Barış bu durumu? Yani ekipteki herkes aslında hep daha önce grupları olan hani. Evet, ekibim öyle. Olduğu için yani hepimiz aslında öyle bir süreçten geliyoruz. Hı hı. Yani evet, zor, kesinlikle zor. Ben kaç tane grupta dağıttım derken gruplarım dağıldı. Ben dağıttım. Peki bir süre sonra acaba tek başına mı yola devam etmek istiyor da insan, müzisyen olarak? Belki yani... bilmiyorum. Ya benim tercihim değildi mesela. Hı. Yani grup dağılmasaydı bir süre daha giderdi. Hani ben ayrılıyorum ve artık tek başıma değil. Diyen taraf olmadı. Evet evet. Yani... Ama o noktaya getirdi. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Öyle olunca da ben de tabii ki de müzik yapmaya devam edeceğim dedim.
ve şarkı söylüyorum. E tabii ki, hep muhakkak. Böyle yapacağım. Zaten sen bıraksan artık dinleyici seni bırakmaz. Fatma hiçbir şekilde. Peki bundan sonrası için neler olacak diye konuşalım. Albümle ilgili bir lansman konseri olacak. Hı hı. Daha sonra önümüzdeki konserleri de buradan biraz duyuralım istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçi sen Instagram'da değil mi? Sosyal medyada. Sosyal medyada tabii, hepimiz artık orayı çok aktif olarak kullandığımız orada için. Konserlere mutlaka haber veriyorum. Şimdi işte Haziran takvimini yayınlamış oldum. En yakın konserler neredeydik? Beşi Mersin'in 9'u Ankara. 12'si İzmit, 14'ü önemli. Onu hemen açalım. Kadıköy'de karşı tarafta albümün ilk Anadolu konserini yapacağım, lansman gibi. Durak X'larsa olacağım. Albümü çalacağım için, yeni şarkıları çalacağım için. Çok heyecanlı. Evet, ve güzel bir sahne tasarlıyorum. Güzel sürprizler olabildiğince, yapılabilecek sürprizler hazırlamaya çalışıyorum. Keyifli olacak, öyle görünüyor. Evet. Yeni şarkıları çalacağımız için de çok heyecanlıyız bu arada. Gerçekten öyle. O başka bir heyecan. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Her albümde de bu dikkat çekiyordur mutlaka ama çok imajını değiştiriyorsun. Hı hı. Değişkenliğe çok açık bir sanatçısın. Yenilenmeye çok açıksın. Hı hı. Beraber çalıştığın biri var mı? Nasıl karar veriyorsun? Dönemsel. Sen de çok iyi bilirsin onu. İstiyorum evet. Senden. Evet. Dönemsel ve kendimi nasıl iyi ve rahat hissedeceğini yapmış olmak için değil. Gerçekten o an içimden öyle geldiği zaman öyle yapıyorum. Hı hı. Değiştiriyorum imajımı çok sık ama iki buçuk senedir biraz oturaklıyım galiba. Evet. Saçımı rengiyle oynamıyorum en azından. Saçın rengi aynı bir süredir, doğru, dikkatimi. Onu oynamıyorum, evet, bir ara çok oynadım. Dediğim gibi o dönemsel bir durum, yani o an öyle rahat hissediyorum, iyi hissediyorsam kendimi onu yapıyorum. Bir de değişiklik seviyoruz yani, evet, kadınlar olarak. Evet, sen de çok güzel taşıyorsun, çok güzel kaldırıyorsun. Teşekkür ederim. Peki müzik dışında nelerle ilgileniyorsun? İlgi alanına neler giriyor? Neler yapıyorum? Biraz onu dinleyelim. Spor senden. Yapıyorum. Spor yapmayı seviyorum. Haftanın 3-4 Ne yapıyorsun spor? Kendi vücut ağırlığımla ne denir? Crossfit yapıyorsun. Yapıyorum. Evde çalışıyorum kendim, hocamla birlikte. Onun dışında sinemaya gitmeye çalışıyorum. Olabildiğince vizyondaki filmleri izlemeye çalışıyorum. Konserlere gidiyorum. Takip ettiğim konserler, sevdiğim, İstanbul'a geldiğinde denk düşürebildiğim konserlere gidiyorum. Başka ne yapıyorum? Arasında toplanıp film izliyoruz. Bir de otomobil sporlarıyla ilgileniyorum. Uzun süredir yapamadım öyle ama. Öyle mi? 4 Ege Rally'si, 1 VRC Dünya Rally Şampiyonası'nda çalışmışlığım var. Bir tane de Rally 34'te Bayanlar Kopilot birinciliğim var. Ne diyorsun? Hız seviyorsun. Çok. Heyecan, adrenalin. Uçaktan da atlıyorum arasında. Korkmuyor musun? Ne diyorsun? Yok, korkmuyorum. Çok zevkli. O bambaşka bir tutku, adrenalin tutkusu. Onu hissetmek, yaşadığını hissetmek çok acayip. Haykoyla uçaktan da atlamıştık daha önce. Hız da seviyorum. Otomobil sporlarıyla ilgileniyorum. Artık gidemiyorum. Önceden bayağı etapta çalışıyordum. Evet. Şimdi evden izliyoruz uzaktan. Çalışan arkadaşlarım var. Telefonda konuşuyoruz. Ne oldu? Ege Rally'sini ne yaptınız? Mezopotamya'ya gidiyor, biliyor mu? Konuşuyoruz. Evet. Peki son dönemde izlediğin, okuduğun neler var? Bize paylaşmak ister misin? Söyleyebileceğin neler var? Var tabii ki de. Sinemada en son ne izledim? Endgame. Onu izledim. Hemen yeni geldi zaten. Evet, onu izledim. Bilinçaltının Gücü diye şahane bir kitap okuyorum. Söyleyebileceklerim bunlar. Evet. Bu arada çünkü sadece çalışma odaklı olduğumuz için stüdyodayız. Konserler devam ediyor. Vakit ayırabildikçe kendime sinemaya da gitmeye çalışıyorum. Başka şeyler de takip etmeye çalışıyorum diyeyim. Evet. Peki seyahat etmeyi sever misin? Çok. Favori şehirlerin nereleri? Mutlaka görürsün dediğin nereleri var? Türkiye'de mi? Ya da görüp de etkilendiğin, yurt dışı da olabilir, Türkiye'de olabilir. Amerika'yı çok seviyorum. Los Angeles'a gidip geliyorum. Evet. Orayı çok seviyorum. Orada arkadaşlarım da var. Türkiye'de de birçok yer var. Yani biz de turne boyunca gittiğimizde, geçen gün Kapadokya'ya gittik mesela, Kapadokya Üniversitesi'nde konsere. Keşke zamanımız olsaydı. Arka arkaya çok konser vardı. Ben daha önce gezdiğim için biliyorum. Çok keyifli. Görülebilecek yerler arasında Kapadokya çok değerli, çok güzel, evet, bir yer. Evet, çok özel bence bir alan. Onun orası dışında dediğim gibi Amerika'yı seviyorum. Los Angeles'a kaçmayı seviyorum arada. Evet. Biraz da bayramdan konuşalım istiyorum. Bugün bayram. Bayramları nasıl geçirirsin? Çocukluğunda bayramlar nasıldı? Şimdi nasıl? Var mıdır belli bayram ritüellerin? Her bayram mutlaka şunu yapmadan olmaz dediğin bir şey var mı? Daha önce tabii ailemle birlikteyken
büyükler ziyaret edilirdi. Evet, çocukluğumuzda değil mi? Harçlık toplardık. Para bayramda para toplanırdı. Yani öyle bir şey en vardı. En güzel kısmı değil mi? Kapılar çalınırdı. Kapılar çalınırdı. Şeker, işte harçlık. Evet. Mendiller hazırlanırdı. Dostların. Evet, anneannem yapardı. Mendilin içine de koyardı o parayı falan. Evet. Bayram deyince bunlar geliyor aklıma. Tabii şimdi büyüdük, harçlıkla toplamıyorum. Kapı kapı gezdiğimizi düşünsene. Belki menajerim Emrah'tan para isteyebilirim bayramda. Bunlar geliyor aklıma. Birlikte olan bir aileydik. Büyükler. Kalabalık mıydı aileniz? Kalabalık. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. Benim ailem 4 kişi ama anneannemler, kalabalık bir ekibimiz vardı, öyle diyeyim. Her zamanda birinin evinde toplanırdı. Akşamları yemeklere gidilirdi. Herkes bir Ramazan ayında özellikle her akşam biri davet ederdi, evet, yemeğe. Yemekler değil mi? Sonradan gidilirdi. Tekrar o ziyarete gidilirdi. Onlar evet, gelirdi. Evet, evet. Hep yadi bu ziyaretler olurdu. Evet. Peki şimdi nasıl geçiyor bayramlar? Şimdi neler yapıyorsunuz? Şimdi daha çok konserler oluyor bayramlarda. Ekiple birlikteyiz. Eş, dost, aile telefonla aranabiliyor. Evet. Konuşabiliyorsak görüntülü konuşuyoruz. Onun dışında dediğim gibi artık aile, iş bu tarafa kaydı birazcık daha. Aile bu taraf oldu. Genelde çalışıyor oluyoruz, konser veriyor oluyoruz. Kaçabiliyorsak eğer iş yoksa minik 2 günlük tatiller yapmaya çalışıyoruz. Ben mutluyum ama bu bayramlardan da mutluyum. Keyfim yerinde açıkçası. Evet. Peki izleyicilere bayrama özel paylaşmak istediğin bir şarkı var mı? Bir parça peki var mı? Bizden mi? Evet. Bir şeyler desen sen uzaktan, uzasan düşsen saçlarımdan, duymasam seni kırılır mısın uçlarından? Bir şeyler desen sen içinden, salınıp düşsen gözlerimden, tutmasam seni çıkıp gider misin menzilimden? Oturup ağlarken çok utandım şu saçımda, başımdan günleri bağlarken geri kaldım hiç büyümeyen yaşımdan. Oturup ağlarken çok utandım şu saçımdan, başımdan günleri bağlarken geri kaldım hiç yaşımdan. Çok teşekkür ederim. Büyümeyen yaş tam bayrama göre oldu. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize, ruhunuza. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Sesine sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi biraz yine albümle ilgili konuşmak istiyorum. Tabii. Çünkü onu da detaylandıralım istiyorum. Emre Aydın'ın imzası var. Can Bonomo'nun zaten 4 tane şarkısı var. Sibel Aydın var. Biraz senden dinleyelim, evet, mi? Evet, tabii ki de. Çok değerli, çok güzel insanlar biriktirmişim. Onu evet görmüş oldum. Can Bonomo özellikle bu yapım süreci hepsinde birlikte, albümün adına da birlikte karar verdik hatta. Çok emeği var bende. Çok bir sürü anı biriktirmiş olduk aynı zamanda. Emre Aydın keza Unuttum Gitti şarkısını bana hediye etti. Sibel Algan var. Sezen Aksu'dan tanırız ekipten. Evet. Sezen Hanım da çok güzel sözlerini yapan, yazan, çok güzel söz müziklere imza atan bir insan. Ozan Ünlü diye bir arkadaşımın bestesi. Zaten Sibel ona söz yazmıştı. Umut Kaya var. Umut Kaya, Mor Yazma şarkısından hatırlar herkes. Umut İzmir'den çok eski arkadaşım. İzmir'den tanışıyoruz. Umut'un az önce çaldığımız şarkı Umut'a ait. Umut Kaya'dan var. Cihan Güçlü diye bir arkadaşım var. Mehmet Erdem'in Acıyı Sevmek Olur Mu? Herkes bilir. Evet. Bu şarkıları yapan Cihan'ın 2 bestesi var. Başka kimi unutmayalım, unutmayalım. Başka Cihan'ın. Bir de Ersel. Ersel Serdarlı. Onu da Sertab'a yaptığı şarkılardan bilir insanlar. Ersel'in çok güzel bir bestesi var. Mübadele Günleri, evet, diye.
Dilerim kimsenin ismini unutmamışımdır. Evet, dolu dolu çok özenilmiş bir albüm olmuş. Çünkü kesinlikle. Bu dönemde hakikaten 10 şarkılık bir albüm çıkarmakta kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. Biraz zordu. Biraz zordu ama ne güzel, iyi ki yapmışsınız. İyi ki yaptım, iyi ki yaptık. Peki bu kadar bu koşuşturmaca, yoğunluk içerisinde sen motivasyonunu nereden alıyorsun? Fatma Turgut nelerden besleniyor, nelerden ilham alıyor? Seyirciden ve dinleyiciden, çünkü sahnede olmayı çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Yorulmuyorum yani, beni motive etsin diye bir şeyim yok. Sahneye çıktığımda her şeyi arayışım yok zaten. Evet. Mutlu oluyorum. Sen ne söyleyeceksin yani Barış? İşte ben de onu diyeceğim. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Yani bir ekstra bir motivasyona ihtiyacı yok zaten. Hani... Ver la minörü. Evet, içinden değil de böyle fışkırıyor gerçekten. Başlasın. Billur gibi o sesiyle. Teşekkür ederim. Peki son olarak sana Ruth Weir'in 10 numaralı Kamera adlı bir kitabını hediye etmek istiyoruz. Çok teşekkür olarak. Ederim. İyi okumalar diliyoruz bu koşuşturmaca içerisinde. Çok teşekkür ediyorum. İçine de küçük sana bir not düşersiniz, tarih de olsun. Teşekkür olur, memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Son olarak bir bayram dileği alalım sizlerden. Herkesin çok mutlu olmasını, herkesin işlerinin çok yolunda gitmesini diliyorum. Herkese şans diliyorum. Herkese mutluluk diliyorum. Daha nice güzel bayramlar geçirsinler sevdikleriyle birlikte. Evet. Fatma'ya ben tamamen katılıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program oldu. Son olarak güzel bir şarkıyla veda edelim istiyoruz izleyicilerimize. Anlaştık. Emre Aydın'ın şarkısını çalalım. Emre Aydın'a buradan benim selam olsun diyelim. Evet. Dinliyoruz keyifli. Evet. Kaybettim diyelim, bilmediğim bir şeyi unuttum sende. Unutmak kullanışlı, yoruldum ya da ayakta kalmaktan. Büyüdüm diyelim, böyle olsun istemedim, unuttum seni. Unutmak kullanışlı, yalnızlık gayet iyi durdu üstümde. Bir ses duydum, adını fısıldayan. Kalk dedi, kalk, bırakma sakın burada. Bakmıştım belki, korkmuştum ya da karanlıkta yine kaybolmaktan düştüm kalktım, bıraktım gitti. Düştüm kalktım, unuttum gitti. Gitti.